Arkadaşlar merhaba, Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni söz verdiğim bir video ile karşınızdayım. Bilenler vardır muhakkak, kısa bir zaman önce bu Egea'yı aldım. 1.4 benzinli 2018 model bir Egea bu. Eğer izlemeyenler varsa bu videonun incelemesini ve detaylı testini kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu zaten yayınladık. Bugün size verdiğim bir söz üzerine yeni bir seriye başlıyorum. Nedir bu? Egea serisi. Bugün sizlerle başlıkta da okuduğunuz gibi neden Egea aldım? Egea'nın bu 1.4 benzinlerinin yağ yakma sorunu hali hazırda ne durumda? Servise gittim, ne gibi bir sonuç aldım? Ve Egea alınır mı alınmaz mıyı detaylı bir akşamüzeri sohbeti olarak konuşacağız arkadaşlar. İzmit'in hafif serin akşamlarından bir tanesindeyiz. Böyle bir akşam sohbeti olarak bu videoyu çekmek istedim. Şimdi dilerseniz sürüşümüze geçelim. Sürüş esnasında bunları sohbet, muhabbet ederek sizlerle konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yolculuğumuzu yaparken hemen ilk önemli sorumuza cevap vermeye çalışayım. Neden Egea aldım? Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Araç alırken bize tabii şu an sıkı takipçilerimiz iyi bilirler. Bizim bugün itibariyle 120 civarında araç var çektiğimiz, inceleme ve sürüşünü yaptığımız. Bu araçlar içerisinde hatchback araçlar da var, sedan araçlar da var, SUV'ler de var, kompakt SUV'ler de var. Farklı farklı segmentte araçlar bulunuyor. Sedan olup C olanlar var, D olanlar var. Öncelikle şuna karar verdim. Ben hatchback bir araba kullanıyordum. Yine bilen arkadaşlar vardır. 2018 model, o aracı sıfır almıştım. 2018 model bir Dacia Sandero biniyordum. 1.0 ambiyans olanını. 75 beygirlik atmosferik bir motoru vardı. Turbosuz bir motoru vardı. Bu aracı biniyordum. Açıkçası hatchback aracı biraz büyütmek istediğimden dolayı sedanda karar kıldım. Sedan araç almak istiyorum ama beklentim ne araçtan? Birincisi konforlu bir gidişi olması, beni üzmemesi, işte ne bileyim birkaç donanımsal özelliğinin bulunması gibi isteklerim var. Bu istekleri karşılaması da gerekiyordu alacağım aracın. Peki bu araç nasıl Egea oldu? Birçok etken sayabilirim ama lafı uzatmadan neden Egea olduğunun sonucuna gelelim. Şimdi arkadaşlar ben araç alırken sıfır aldım zaten geçen sene. 2018 bir Sandero biniyordum. Hatta o aracı aldığımda YouTube'da yapmıyorduk. Yani YouTube'a video da atmıyorduk. Araçlarla alakalı videolar da çekmiyorduk. Tabi birçok aracı yine biniyorduk ama bu şekilde video atmıyorduk. Zaten kendi aracımla başlamıştım. Yine bilen arkadaşlar vardır. Bununla birlikte tabii ki o aracıma kıyasla aldığım araç çok çok iyi bir araç. Şimdi Egea olması noktasında şunu söyleyeyim. Dediğim gibi sıfır araç almayı düşünüyordum. Bu Egea'ların sıfırlarına baktım. Bu araç ikinci el arkadaşlar. Yani sıfır ayarında olarak aldım ben bunu. Şimdi bu aracın sıfırlarına baktım. İşte fiyatları boş paketlerinin hali hazırda işte 75 lira falandı yani. 73-75 civarındaydı. Bir de bu boş paketlerinin, daha doğrusu boş olan donanımın üstüne bir paket eklenerek, stil paket eklenerek bir üst donanım ortaya çıkmış oluyor. Yani ara donanım diyebiliriz. Easy artı stil oluyor o ara donanım dediğimde. Onlara baktım. Onların işte sıfırları da 78-79 falan o civardaydı. Açıkçası bir üst paket olan bu paket, yani Urban, fiyat olarak biraz bana yüksek geliyordu. O sebeple Urban'lara pek bakmamıştım. Bir tık üste çıkabilir miyim? Acaba ne alabilirim? Egea'ları yine değerlendiriyorum ama başka araçları da değerlendiriyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Başka araçlar vardı. İşte 10.000 kilometrede, 15.000 kilometrede, 7.000'de, 8.000'de vesaire gibi araçlar vardı ama açıkçası ben şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki ya 5.000 kilometrenin üzerinde bir araç almayacağım. Yani en fazla aldığım araç 5.000 kilometrede olacak diye düşündüğümden dolayı onlara yanaşmadım. Hasılı muadilleri, fiyatları çok fazla olduğu için, Egea'nın da sürüş konforunu vesaireyi bildiğim için Egea'yı bu sebeple tercih ettim. Hasılı bu aldığım araca da Ankara'dan aldım arkadaşlar aracı. Abimiz 76.5 yazmıştı. 74.5'a veririm dedi. Pazarlık ettik telefonda. Gidip aracın başında pazarlık etmedik. İşte gidip gelmesi vesairesi derken 75 liraya mal oldu araç bize. 75'e bu aracı aldım arkadaşlar. Dediğim gibi bana Egea'ya aldırtan durum bu. Şimdi bu araç işte birçok donanıma sahip. Yani hız sabitleyicisinden tutun, işte park sensörü, 5 inçlik dokunmatik ekranı,
Bunun gibi bazı özelliklerle birlikte güzel bir araç açıkçası. Yani benim işimi görmek noktasında, ihtiyacımı karşılamak noktasında avantajlı bir araç olduğunu tespit ettim. Bu şekilde bu aracı aldım. Peki gelelim şu soruya. Bu da çok önemli bir soru. Egea almak pişmanlık mı? Yani 1.4 benzinliği aldığıma pişman oldum mu? Hem performans hem yakıt noktasında. Yakıt demişken hemen şurayı açmak istiyorum. Şimdi performans noktasında kesinlikle pişman olmadım. 95 beygirlik bu motor bu aracı çok güzel çekiyor. Çok böyle aşırı derecede performans istiyorsanız bu motor cevap vermez size. Ama ideal bir performans olsun, yetsin bana, çok da fazla bir şey beklemiyorum derseniz kesinlikle ve kesinlikle bu araç o performansı veriyor. Ki mesela ben takribi olarak 2000 devirler civarında vites atıyorum ki zaten kendi göstergesi de bunu gösteriyor. Ama ben biraz daha böyle yüksek performansta kullanayım derseniz 3000 devirlerde vites atarsınız ki aracın zaten kullanışı değişiyor. 3000'lere çıktığınız zaman daha böyle bir atik araç haline gelmiş oluyor. 1500 kilometre yol yapmışım. Dediğim gibi yeni aldım aracı. Şu an hali hazırda da 4800 kilometrede. Ben bu aracı arkadaşlar 3000 kilometrede aldım. Yani o sebeple dediğim muadillerine göre çok çok avantajlı diye. Ve ortalama yakıt tüketimim 6.7 litre. Bence bu araca fazla değil. Yani aldığımda açıkçası 8 nokta küsürlerdeydi. 8.5 litrelerde bir yakıt sarfiyatı vardı. Hatta çok yakıyor araba demişti o satarken bana. Ama ben dediğim gibi sakin kullanımda çok da yakmadığını gördüm arkadaşlar. Yakıt noktasında beni üzmüyor. İlerleyen zamanlarda tüp taktırma durumum olur mu olmaz meselesine gelince olabilir. Bunu da zaten detaylı bir şekilde sizle paylaşırım. Bunu da çekerim arkadaşlar. Öte yandan şuna gelecek olursak en mühim meselelerden birisi 1.4 benzinli Egea'ların alnına böyle bir kusur mührü olarak vurulmuş yağ yakma mevzusu nedir? Şimdi bu yağ yakma mevzusunda şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Yağ yakma olayı bu arabalarda yok demiyorum. Var. Peki almadan bilmiyor muydun abi yağ yakma olayı olduğunu? Biliyordum yağ yakma olayının olduğunda. Bile bile mi aldın? Evet, bile bile aldım. Peki neye güvenerek ya neye dayanarak yağ yaktığını bildiğim bir arabayı aldın derseniz tabii ki bir araştırma yaptım bununla alakalı. Yağ yakma oranının ne olduğunu araştırdım. Birçok videolar izledim, birçok forumlar okudum ve yağ yakma mevzusunun olduğunu ama aşırı da fahiş olmadığını öğrendim. Yani bence fahiş değil. Bazınıza göre çok gelebilir ama bence çok fazla değil. 4000 kilometrede servise götürdüm arkadaşlar aracı. Servisten bana söylenileni de size aktaracağım. Yapılan işlemi ve söylenileni. Serviste dedim ki böyle böyle aracımın yağ çubuğunu çektiğimde bu tırtıklı bir bölüm var. O tırtıklı bölümün yarısında olduğunu görüyorum. Aracımın yağ eksilttiğini tespit ettim. Bunun giderilmesini istiyorum dedim servise. Tabii aracın garantisi olduğu için şu an hali hazırda 4 seneden fazla garantisi var. Aracın garantisi olduğu için aracımı içeri aldılar. Bunun için randevu falan almanıza da gerek kalmıyor. Götürüyorsunuz aracı, direkt içeri alıyorlar. Ve yağını eklediler. İşte takribi yarım saat sonra falan aracımı teslim ettiler. Teslim edilirken sordum. Dedim ki ne kadar yağ eksiltmiş aracım? Yani ne kadar bir ilave yaptınız? 100 mililitre bir ilave yaptıklarını ifade ettiler bana. Zaten sisteme de giriyorlar bunu. 100 mililitre bir ilave yaparak aracımın yağını normal seviyeye getirmişler. Bana verdikleri bilgi de bu arkadaşlar. 20 bin kilometreden sonra bu yağ eksiltme olayını yapmaz dediler. Yağınız eksilmeden kullanırsınız dediler. Bunu da göreceğiz. Zaten 10 bin, 20 bin izlenimlerimi de muhakkak çekeceğim arkadaşlar. Ne değişti, ne değişmedi söyleyeceğim. Biz bilenler tabii ki bilir. Yine hani çok böyle teferruata girmeye gerek yok. Neyse onu söyleriz. Çektiğimiz araçların hepsinde de bu böyledir. Ne alırsınız serilerimizde de böyledir. Pazarın nabzını çekiyoruz. Pazarın nabzında da bu olay böyledir. Hiçbir zaman değişmez. Biz bir aracı çekerken, sürerken, kullanırken ne hissediyorsak onu söyleriz. Şu an ben halihazırda gördüğünüz gibi yaşadığım durumu anlatıyorum. Yağ yakma mevzusuyla alakalı da bunu söylediler arkadaşlar. Dediğim gibi 20 bin kilometreden sonra yağ yakma durumu olmaz. Aracınızı yağ yakmadan kullanırsınız dediler. Göreceğiz hep beraber. 10 binde de bakacağız. 20 binde de bakacağız. Zaten aracım 10 bin kilometre dolmadan ben Ocak'ta senesi dolduğu için bakımlarına götüreceğim. O bakımları da muhakkak çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yağ eksiltme durumu da bu şekilde. Arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum. Kısmak da istemedim.
her şeyi böyle detaylı bir şekilde ifade etmek istediğimden dolayı eğer videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu serinin devamı da gelecek arkadaşlar. Birçok izlenimi sizlerle paylaşacağım. Uzun yolu da çekeceğiz. Şehir içi yakıt sarfiyatını detaylı olarak da sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi birçok farklı şeyi Ege ile alakalı bu kanalda bulacaksınız arkadaşlar. Tabii bununla birlikte biz Otobilgi olarak birçok aracın A'dan Z'ye, birçok farklı modelin, markanın, donanımın videolarını çekiyoruz arkadaşlar. İncelemelerini ve testlerini. Ayrıca farklı araçlarla alakalı inceleme videolarımız da geliyor. Ne alınır serimiz devam ediyor. İşte belli fiyat marjlarında ne tavsiye ederiz bunu sizle paylaşıyoruz. Bununla birlikte pazarın nabzı serimiz geliyor. 2 ayda bir otopazarından pazarın nabzını sizler için tutuyoruz arkadaşlar. Hafif karanlık bir video oldu. Videonun karanlıklığı için kusura bakmayın. Böyle bir akşam üzeri sohbeti, akşam üzeri muhabbeti olarak çekmek istedim açıkçası. Güzel de oldu bence. Elimden geldiğince fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Merak ettiğiniz, atladığım, unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından sorun. Cevap vermeye elimden gelince gayret ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.